اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا رب sana inanıyor, sana ibadet ediyor ve senden yardım diliyoruz. İşte Kur'an-ı Azimüşşan'da etrafını mübarek kıldığımız buyurdu. Resul-i Kibriya Efendimizin Miraç mucizesinin gerçekleştiği, Müslümanların ilk mescidi, Mescid-i Aksa ve Kudüs'ü muhafaza için mücadele eden Müslüman kardeşlerimize destek amacıyla huzuruna geldik. Doğru Müslümanlardan eyle. Birliğimizi daim eyle. Bir ve beraberliğimizle bizleri güçlü ve eski din-i mübini İslam'a hizmet etmiş olan atalarımızın izzet ve ihtişamını bizlere ver ya Rabbi. Ya Rab, şu anda dünyanın dört bir köşesinde, başta Filistin'de, Gazze'de, dini mübini İslam için, vatan için, kutsal için mücadele eden tüm Müslüman kardeşlerimize sen yardım eyle. Gazze'deki şehit kardeşlerimize sen rahmet eyle. Bizleri birlikten, beraberlikten ayırma. Filistin'i, Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı özgür kıl ya Rab. Amin, amin, amin ya mu'in. Alihim velhamdülillahi rabbil alemin. Tüm şehitlerimizin ruhu için, Allah rızası için ve Filistin'in özgürleşerekten Gazze'deki kardeşlerimizin mansur ve muzaffer olması için El-Fatiha. Hocam alabilirsiniz.
tanımak adına hem bir anma programı, etkinliği yaptık. Devamında da gördüğünüz üzere güzel bir kermes yaptık. Burada toplanan bizi miktarda katkılarla oradaki kardeşlerimize destek olacak inşallah. Burada okul, aile bildiği temsilcileri, velilerimiz, öğrenci kardeşlerimiz hep beraber çok güzel bir etkinlik oldu. Yani en geçenlere çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bir kez daha bu yaşanan zulmün son bulmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Şunu söylemek istiyorum. İsrail'in yaptığı bir savaş değil. Savaş olarak nitelendiriliyor. Savaş dışı eşyalar kullanılıyor ama yaptıkları bir savaş değil. Onların yaptıkları bir soykırım. Orada bizim Müslüman kardeşlerimiz ölüyor. İlk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'ya bombalar atılıyor. Ve biz burada sessiz sakin duramayız. Benim orada küçücük kardeşlerim ölüyor. Hadi dini geçtim. Bu soykırım ya, insanlık suçu. Buna yani karşı koymalıyız. Ben bunu söylemek istiyorum. Abi Filistin'e bir soykırım var Filistin'e. İsrail oralar füzeler atıyor. Bizim de bunun için kermes düzenledik bizim okul. O kermesteki paraları Filistin'deki çocuklar için göndereceğiz. Ve boykot düzenliyoruz abi. Boykotta abi Starbucks, Coca-Cola, Clear gibi ürünleri almıyoruz. İsrail'e, onlar İsrail'e para desteği verdiği için biz de boykot uyguluyoruz. Çünkü İsrail'e destek veriyorlar. Çünkü aldığımız şeyler oraya bomba olarak giriyor abi. Para kazandırıyor onlara. Bundan dolayı biz almıyoruz, vermeyeceğiz abi. Abi herkese buradan bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Boykot uygulamamız lazım. Boykot uygulayıp bir de Müslümanların en güçlü silahı abi duadır. Dua etmeliyiz.